Bir seyircimiz, selamun selamünaleyküm hocam. Ben kaynanamın taraf kaynanam tarafından çok büyük bir haksızlığa uğradım. Şimdi beraber oturuyorum. Şimdi hocam ben ne yapayım? Yani hocam tartışsam eşimle boşanma noktasına geliyorum. Şimdi bana bir yol gösterin demiş. Kur'an'da okuyabileceğim bir ayet var mı diye bu şekilde seyircimiz beyan etmiş. Öncelikle Mevla Teala Hazretleri yardım eylesin diyorum değerli seyircimize ben haksız kimse bunu tabi özellikle erkeklerin e, buraya dikkat etmesi lazım. Haklı olan illa benim annemdir değildir. Bazen senin annen de haksız olabilir, baban da haksız olabilir, kendin de haksız olabilirsin veyahut da eşin de olabilir. Mevla Teala Hazretleri size burada bir reislik verdiğinden dolayı er ricalu gavvamun idarecilik vasfı verdiği için burada Normalde erkeğin olayı güzel adaletle muamele yapması lazım. Elimizin altında olan ailelerimiz, hanımlarımız bizlerin kölesi değil. Onlar bize Mevla Teala Hazretleri'nin bir emanetidir. Bir defa olaya böyle bakmak lazım. Ben size ne alakalı şunu söylemek isterim. İlla beyninizi etkileyeceğiniz, etkilediğiniz bir zaman vardır o zamanlarda beyinize konuşarak bu konuyu tatlı bir şekilde madem ki olay bu şekilde çok e, oldukça sıkıntılı boyutlara geliyorsa bir müddet sessizliğinizi koruyun. Zaten her arkada sizi eziyorlar. Hiç yoktan bir müddet sessizliğinizi koruyun. Kendinizi muhafaza etmeye çalışın ve ondan sonra eşinize tatlı bir şekilde, itici şekilde olmadan, ürtmer, ürpertmeden kendisini tatlı bir şekilde bunu bayan kendisi normal bir zamanda demiyorum. Ailesiniz uygun bir zamanda, uygun bir zamanda eşinizi etkileyeceğiniz zamanlarda ne yapmanız lazım? Bu konuyu tatlı bir şekilde ya efendi bak şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olsa böyle olsa bu şekilde devamlı tatlı ifadelerle inşallah eşinize bu hususta ne yapmaya çalışın? Olayı ortaya çıkarmaya çalışın. Rabbim inşallah eşinize de bu hususta bir yumuşaklık versin. Kaynananıza da inşallah bu hususta bir ağır başlılık versin. Gerçekten bir annelik ruhu versin. Rabbim sizlere de yardım eylesin, kolaylık versin inşallah.